Merhaba arkadaşlar, ben Elmas Boynik. Geçen ders daire dilimi alanından bahsettik. Bu dersimizde de 8. sınıfların ders konusu olan daire dilimin alanının alıştırmalarını hep birlikte yapacağız. Daire diliminin alanı, örneğin daire diliminin alanını pi eşittir 3 olarak alalım. R eşittir 4 santimetre ise ödevi çözelim. A eşittir pi çarpı r kare eşittir 3 çarpı 4'ün karesi eşit 3 çarpı 4'ün karesi 16. 3 çarpı 16 eşit 48 santimetre karedir. Yani şekil 1'de daire diliminin 90 derecelik merkez açıya sahiptir. Ve tüm dairenin alanının çeyreği kadardır. Yani 48 bölü 4 eşit 12 santimetre karedir. Aynı işlemi orantı kullanarak da bulabiliriz. Yani 360 derece ile bilinmeyenle 90 derece ile 48'i çarptığımızda sonuç 12'dir. Daire diliminin alanı pi çarpı r kare çarpı alfa bölü 360 derece ile hesaplanıyordu. Şimdi örnek ile açıklayalım. Alan eşit 3,14 çarpı R 30 santimetre ve açımız da 30 derecedir. Çarpı 30'un karesi çarpı 30 derece bölü 360 derece. 3,14 30'un karesi 900 çarpı 12'de 1. Sonucumuzu çarptığımızda ve böldüğümüzde 235,5 santimetre kare sonucunu verir. Başka bir örnekte ise R 20 santimetre, açımız da 45 derecedir. Alan eşittir 3,14 çarpı 20'nin karesi çarpı 45 derece bölü 360 derece. 3,14 çarpı 20'nin karesi 400 ve sadeleştirdiğimizde 1 bölü 8. Sonucumuz da 157 santimetre karedir. En son örneğimizde de alan eşittir. Açımız 36 derece, R'de 10 santimetre verilmiş. 3,14 çarpı 10'un karesi çarpı 36 bölü 360. 3,14 çarpı 10'un karesi 100 defa sadeleştirdiğimizde de 1 bölü 10 olur. Yani sonucumuz 31,4 santimetre kare olur. Yarıçap uzunluğu 4 santimetre olan bir daire diliminin alanı 8 santimetre karedir. Daire diliminin kaç derecelik merkez açıya sahip olduğunu bulalım. Pi'yi de 3 olarak düşünelim. Daire diliminin merkez açısı alfa derece olsun. Daire dilimin alanı 8'di. Yani 8 eşit pi'yi de 3, 3 çarpı 4'ün karesi yarıçap uzunluğu çarpı alfa açısı bölü 360 derece. 8 eşittir 3 çarpı 4'ün karesiyle 16 çarpı 3'ten 48 çarpı alfa bölü 360 derecedir. 8 çarpı 360 dereceden 48'i böldüğümüzde alfanın 60 derece olduğunu görüyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.